Oğlum konser çok güzeldi ya. Allah'ın salağım beyinsiz Bahadır. Niye parmak ucunda giriyoruz içeri bir düşün. Ne bileyim. Niye bağırıyorsun oğlum, babam uyanacak ya. Ne olacak? Ya nasıl ne olacak ya oğlum? Bütün gece adamı satacağız, konsere gideceğiz diye uğraşıyoruz. Ya insan üniversite hayatını babasıyla yaşar mı ya? Mustafa ne yapayım abi? Annemle kavga etmiş. Almış ceketi, çekmiş gelmiş buraya. Gidecek başka yeri yokmuş ki adamın, ne yapalım? Ya İbrahim'cim anlıyorum da insan bir gün kalır, iki gün kalır. Baban iki aydır bizimle ya. Ya ütüde yumurta yapan babam ol. Abi bir dakika ya. Şevket abi çok kafa adam. Ben çok memnunum. Her şey yolunda, burada kalabilir yani. Bahadır sen hiç konuşma abicim, sus. Babama kız ayarlamaya çalıştığını daha unutmadım abicim. Ama kanka şöyle bir durum var. Yani o kız Şevket abinin yanına çok yakışıyordu. Ulan kız dediğim bizim fakültenin dekanı be. Ne? He hey kankalar. Kankitoşlar neredesiniz ya? Ben sizi konser girişinde bayağı bir bekledim ya. Sonra benim tipimi beğenmediler, yolladılar beni. Eve geldim ben de, ne yapıyorsunuz? Ya baba senin tipini kim beğensin ya? Şu haline bak, yaşına başına bir bak ya Allah aşkına ya. Bu şu giydikleri nedir ya? Ne var lan benim yaşımda? Allah Allah, ben kimliğimi buldum oğlum, kimliğimi buldum ben. MC'ye Betel Şevket sıfatıyla konser vereceğim. Yaşa Şevket abi ya. Şu geçen bana söylediğin o besteni söylesene. Acayip beatbox yapıyor kanka. Beatbox mı? Ne oluyor ya? Bu ne? Bu intro, Jamir yo. Yo, ye, yo, ye. Ben bu hayatın dibindeyim. Tek varlığım cebimdeki akbilim. Hayat boş dostum. Hesabı alalım şefim. Hadi buradan bana gidelim. İşte bu da benim rapim. Yo, yo. İbrahim. İbrahim iyi misin? Babamın rapi var Mustafa, nasıl iyi olabilir? Kanka bir şey söyleyeyim mi Şevko kanka? Bu yolda bence çok başarılısın, yıldızın parlasın kanki. Sağ ol kans, adamın dibisi gibi ya. Bu tipi nereden akıl ettin, nasıl çalıştın ya? Bir boşluk oldu. Bir bıyık, bir kahkül. O böyle yandan mı? Bir şahbayram bu işi becerdim. Peki bu senin bu sarkan saçının Süpermen'den farkı ne? Hiçbir farkı yok. Şapka gelince biraz bozulmuş. Bir tek ben uçamıyorum. Yoksa tamam aynı, diyorsun aynı. Yani. Peki çok güzeldir hep. Çok teşekkür ederim. Bu rap konusunda özgüvenin gelse daha değişik bir tarz alabilir miyiz senden rapi? Nasıl mesela? Örnek vermek ister misiniz? Bunu ben bilmiyorum rap. Tamam. Göstersin, İbrahim göstersin. En büyük kankitosu o göstersin. Tabii, Bahadır göstersin. Hocam, bir iki hareket şöyle. Rap hareketi mi? Evet, rap hareketi. Arkadaşına kıyak yap. Şimdi Şevket abi, şu da bir rap hareketi. Bu niye böyle bilmiyorum. Hareket çekme, hareketin Allah'ını görsün. Tamam abi. Oğlum biraz... Şey, aksiyonlu bir hareket. Şöyle falan mı? Onlardan mı? Ha, onlar bile bak. Güzel. Hocam benim yüzüm kalmadı bu hareketten sonra. Yani benden daha iyi biliyor Şevket otur. Abi. Ben en fazla şu kadar hani... Olmuyor, hareket olmuyor. Böyle düşmeli kalkmalı yok mu bir şey? Yere inip kalkmalı. Yani parende var bende ama yarım parende hocam. Yarım parende at. İşte şöyle. Yeah. Sonu bu biraz evet. Rap oldu. O zaman buradan bir feyiz alamayacaksın. Sen onu düşün, sondaki rapte biraz daha özgüvenli. Bu... Ben bunu Dusty'ye yapmadım biraz önce. Bunlar sende var zaten. Onlar kolay. Aldığımız yerden devam edelim. Ya Şevket abi sen bu hareketler falan bayağı iyisin ya. Yıldızın parlasın kanki. Sağ ol kanks, adamın dibisin ya. Ya Şevket abi respect anladık da yani benim tişörtümü giymişsin. Bak giyiyorsun. Bak ondan sonra esniyor ya. Lütfen Allah aşkına ya. Allah Allah. Öğrenim kredileri yatsın gider alırız yenisi. Ne olacak ya? Baba ne öğrenim kredisi ya? O öğrencilere yatıyor. Seninle ne alakası var acaba? Tamam işte sana yatsın senden borç alırım ben. Lan ne güzel bir ekip olduk ya. Çocuklar bence ekibimize bir isim koymalıyız. Ekibin ismi
Yaman dörtlü olsun mu bence? Ya Şevket abi süpersin ya. Bu nasıl bir kafa ya, yemin ediyorum. Şey yapalım Şevket abi, hemen benim odaya gidelim. Bu konserde çektiğimiz fotoğrafları Face'e falan yüklerim. Hem seni de tekleyeceğim kanka, gel. Vallahi mi lan? Şevket yoktu. Çok üzgün suratla yapacağım mı lan? Ya yapmaz mıyım kanki? Hemen gel, hadi, seni tekleyelim. Hadi, hadi. Baba buraya gelir misin? Ya daha konuşmamız bitmedi ama ya. Hiç dinliyorum. Ne olacak bu adamın bu halleri Mustafa? İbrahim, baban beatbox yapıyor. Başının üstüne dönmeye çalışıyor, bir şeyler yapıyor ya. Ya adamın hip hop'u var ya. Allah'ım ben ne günah işledim de babamı ev arkadaşım yaptım. Ulan resmen bayramda elini öptüğüm adam bana kankitoş diyor. Ay benim tansiyonum düştü. Tamam tamam tansiyonum tamam düştü. Sakin ol. Sakin ol, bir sakin ol ya. Ya İbrahim. Psikoloğa mı göstersek? Vallahi doğru dedim Mustafa. Bu adam kime çekti acaba? Ay tansiyon yapım nerede benim? Dur. Ay, dur adam kötü oldu. Rezil ettiniz adamı, rezil be. Al şunu hemen iç. Al. Benim tansiyon hapım niye sende acaba? Ne bileyim, böyle bir alışkanlık oldu şimdi yani. Oh. İbrahim hallet bu işi. Allah aşkına anneni mi arıyorsun, ne yapıyorsun? Yeter artık ya. Ben bıktım, burama kadar geldi. Ya o ya ben yani. Tabii ki sen. Ben hemen şu kızı bir arayayım, gelsin alsın babamı. Ay, Musti, kankıştım. Tanıyor olabileceğin kişiler içinde bir tane Leyla Şah'ı vardı. Kim lan o? Çıktığı var mı o kızın? Yuh! Ya o benim halam be. Şevket abi, rica edeceğim akrabalarından uzak dur. Zaten kocasından yeni ayrıldı kadın, lütfen. Üf, ciddi ilişkiden çıkmış biriyle işim olmaz. Baba. Ayaklarını indir. Ne kadar ayıp oğlunun karşısında ayak ayak üstüne. Az önce annemi aradım ve seni sordum. Ya bu kadın da taktı bana ya. Bu ne ya? Vallahi bıy. Bıktım ben, baydı ya. Bu neymiş? Jami diyor. Allah Allah ya. Bini çekemem ben ya. Vıcık. Bak hallere bak, bak. Kaç yaşına gelmiş haytalık peşinde bu adam. Annem gelecek, alacak seni diyorum. Annem, eşin... Alsın ya, alsın. Boşanacağım ben ondan zaten ya. Duydun mu Mustafa ne diyor? Boşanacağım diyor bak. Dur, vallahi dur sakin ol. Tansiyonu yüksek. Ya rezil ettiniz adama be, rezil ettiniz. Dil altıma. Al. Al. O da mı sende? O da bende, al. Al. Duymayacağım bir daha bunları. Duydun mu beni? Duymayacağım. Tamam. Bunlar ne yaşıyor ya? Boşanacağım ben ya, boşanacağım ya. Bizim katta bir tane memur var, nezaket. Nezaket. Ben nezakete çıkma teklif edeceğim. Geçen gün bana baktı. Vay, yakışır kankime. Boş ver zaten mektubu ya. O kız sana hiç yakışmıyordu kanka. Ulan boş damacana. O kız dediğim benim annem. Ulan gerizekalı. Tamam. Tamam, sakin ol. Şimdi Şevket abi, durum şöyle. Hani sen de kurulu düzenden gelmiş insansın. Burada bir sıkış. Hani sen de rahat edemiyorsundur diye düşündüm ama ben... Yok, ben çok rahatım. Ya ben aradığım mutluluğu burada buldum çocuklar ya. Ya ne güzel bir ekip oldu. Vallahi bak, yarın akşam için 4 tane bilet aldım. Çılgın bir konsere götüreceğim sizi. Siyasiye ben konseri var. Ona mı bilet aldın? Yok. Sıla'mı özledim Türkü evinde. Çılgın Sedat'a 4 kişilik biletim var. O ne be kanka? O zaman yarın akşam çayın dibine vuruyoruz demektir bu ya. Baba sen ne yaşıyorsun içinde ya? Rap yapıp Çılgın Sedat dinlemek neymiş? İkisinin de özünde isyan var. Asiyim ben. Şevket abi, biz seni istemiyoruz abi. Oh, söyledim, rahatladım ya. Git abi. İbrahim, kankişto. Musti neler söylüyor, senin kulağın duyuyor mu? Baba kusura bakma ama evlat olsan çekilmezsin. Yaşa. Lan sen de çekilmezdin ama biz çektik. Vay be. İnsan kan kitlesinde böyle zor bir günde sokakta bırakır mı, iteler mi be? Ya baba, bütün düzenimizi bozdun Allah aşkına bak. Senin yüzünden öğrenci evimde ayrı eve çıkmak istiyorum. Allah Allah. Ben size az mı tost makinesinde makarna yaptım lan? Biz ne ara bu hale geldik ha dostlar? Tamam ben bak. Ne ama? Hiç konuşma. Öyle bir şey yok, çok ayıp. Bari Camil yok demesen. Camil yok. Konuşma hiç. Şevket! Aha orada. Annem. Aha Mehtap. Ya bu kız nereye gitsen peşimden geliyor ya kanka. Ya senin ne işin var çocukların arasında ya? Böyle zibidi gibi yaşıyorsun, homeless gibi yaşıyorsun ya, he? Kız sana koskoca!
Mehtap, ben eski Şevket değilim. Kendimi sanatıma verdim. Düzenli ilişki bana göre değil. Ben bu hem bir hale geldim. Yo, yeah. Şu hallere bak, şu çirkinliğe bak. Ben zaten sadece bu çocuklara acıyorum. Ya kankiştolarım da beni istiyor hem, Allah Allah. Yok abi, biz seni istemiyoruz. Çok net söyledim, vallahi bir daha söyledim. Oğlum bari kızın yanında böyle şeyler söyleme. Kız gelmiş, beni rezil etme burada ya. Kanka, merak etme. Hatun konularında sonuna kadar arkandayım. Mehtapçım, kusura bakma. Şevko bizimle. Sen istersen inceden yola. Bahadır, sen dur, ben seni çok şekilli döveceğim oğlum. Dur sen. Bak gördün mü, ortamı bozdun ya. Birazdan kız arkadaşlar gelecek ya. Oy ben nedim, nerelere gidim? Ya Şevket ya, yaşını başını almış adamsın. Sen delirdin mi ya? Yüreğine gidiyoruz Şevket ya. Nevi ya, Nevi ya. Özledin falan mı sen beni ya? Peki Şevket. Bizim apartman yöneticisi Abdi Bey kabak tatlısı yapmış. Onu bir tabağa koymuş getirmiş. Şimdi o tabağı boş göndermek olmaz. Ben bir sarma sarayım Abdi Bey o zaman. Ben gideyim şimdi sarma sarayım. Sardırtmam. Onun kabağını kopartırım. Onun kabağını başına çalarım. Ya sen Allah Allah, niye acaba şimdi kıskandın ki yani? Madem artık in a relation durumumuz yok, istediğimi yaparım. Yaptırtmam. O adam çıkışa gelecek. O var ya, o kabahçı buraya gelecek. Ya ne oldu, sen kıskandın mı beni? Ne oldu ya? Yani sonuçta bir yaşanmışlık var. Salak ya, gerçekten. Oh! Allah'ım çok şükür ya. Ya bir dakika, bir dakika. Bir dakika, bence bir hata var ya şu anda. Şevket abi, hani yarın konsere gidiyorduk. Hem beni dinle, sen daha iyilerine layıksın. Bahadır, sana dayakta çağ atlatacağım Bahadır, dur sen. Çocuklar, benim hatun geldi. Siz biraz isterseniz bir çıkıp dolaşın. İbo, hadi, 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 Musti, hadi, tak. Baba sen ne diyorsun ya? Baba ne yapıyorsun ya? Anne ne oluyor ya? Evinize gitseniz de siz evinize. Evinize gitseniz artık. Oğlum bozma ortamı, hadi bozma ortamı. Gel Mehtap, benim odamda film izleyelim. Olur, manyak ya. Cemil ya. Ya! Süpersin ya Şevko! Manita ile odaya geçmeler filan. Sonuna kadar arkandayım kanka. Yardır, sana her yol Paris. Zirvede bırak, zirvede! Sen kendini bana bırak Bahadır. Niye? Dayakta zirve yaşatacağım sana. Zor bir mesele ama hayat geçiyor şöyle böyle. Her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele. Katılarımıza ve de sen de söyle.